Hadid'le Cici Hadid'in babası Muhammed Hadid açmış. Şu an kahvaltı yapacağımız yeri. Yanık tereyağı çok güzel bu arada. Şöyle şortlu takımlar var. Göstereyim hemen. ...3650'yim. Şunu bir deneyelim. Ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Zeytinburnu'ndayız. Şu anda Zeytinburnu sahildeyiz. Size garanti veriyorum, çok ama çok keyifli bir program sizleri bekliyor ve bir gün sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Bütün ama bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başladı sevgili seyirciler. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylarını kahvelerini alsın. Gerçekten çok ama çok keyifli bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi, ben başında bu anonsu, uyarıyı mutlaka yapıyorum sizlere. Şimdi biz Zeytinburnu sahildeyiz. Çok güzel bir sahil yapmışlar gerçekten de. Ve biraz şöyle sahilde dolaşalım diyorum. Sonrasında sizi nereye mi götüreceğim? Hemen karşı tarafımızda yine Zeytinburnu ilçesinde çok ama çok güzel bir yer var. Neresi mi? Fişekhane. Ben ilk kez gidiyorum. Belki birçoğunuz benimle ilk kez gezeceksiniz. Biraz sahil havası, deniz havası alalım. Sonrasında fişekhaneye gidelim. Karşı tarafa geçecektim sevgili seyirciler ve tabii ki oyun parkına da uğrayacaktım ama iki güzel hanımefendi uzaktan dikkatimi çekti. Hemen onların yanına oturayım dedim. Uzaktan da dedim ki konuşabilir miyiz dedim. Tabii ki dediler. Sağımda çok güzel bir hanımefendi var. Solumda çok güzel bir hanımefendi var. Sabah saat 9'u çeyrek geçiyor. Hayırdır? Çok güzel. Hayırlı bir iş yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Yürüyüş yapıyoruz. Ha, yaptınız mı? Bitti mi? Yaptı. Şimdi burada bir eğlenelim dedik. Nerede yani, eğleniyorsunuz? Güzel değilelim, belediyemizin yaptığı güzel parkları. Ay vallahi en iyisini yapmışsınız. İçimizdeki çocuk çok ölmesin. Ben de şimdi oraya gidiyordum. Sizi gördüm geldim. Evet, sabah sabah ruju da sürmüşsün. Ama gözler çok güzel maşallah. Bizim bugün programımızın nazar boncuğu olsun bu gözler. 41 kere maşallah vallahi. Nerede oturuyorsunuz? Yakın mı oturuyorsunuz? Hemen burada oturuyorsunuz. Her sabah yürüyor musunuz düzenli? Helal olsun ya. Evet, her vallahi zaman. Helal olsun. Ben de her gün bir saat kesin yürüyorum. Evet. Ben biraz kiloluydum. Sonra zayıfladım. Normalde aslında zayıftım ama bu pandemi hepimizi yordu biliyorsunuz. Evde oturunca homini gırtlak yedim ben. Özellikle paketli yiyecekler. Şimdi bana Instagram'dan yazıp duruyorlar. Yıldız nasıl zayıfladın? Yıldız nasıl zayıfladın? Desem ki şu çayı içtim. Yok şu ilacı kullandım. Şu doktora gittim.
hemen dinler yaparlar. Bir saat yürüdüm diyorum, kimse yapmıyor. Yok, yapmıyor. Herkes diyor ki hala nasıl zayıfladın, nasıl zayıfladın? Günde bir saat yürüyerek zayıfladım, istediğimi de yiyorum. Size iyi keyifler. Teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Gerçekten şöyle Recep bir gelir misin? Bir şey söyleyeceğim, dedikodu yapacağım şimdi. Duyuyorsunuz ama ben dedikodu yapacağım. Yemin ederim böyle pozitif insanlar olunca benim günüm gerçekten çok güzel geçiyor. Böyle bazı insanlar var. Biz tabii dışarıda çekim yaptığımız için nelerle karşılaşıyoruz. Oradan bakınca o yıldız geziyor, yıldız yiyor içiyor. Tabii canım yıldız geziyor, yıldız yiyor içiyor ama yıldız nelerle uğraşıyor. Ama insanları da anlamak lazım. Herkesin farklı sorunları var. Ne yapalım yani, değil mi? Yani. Ama biz her zaman pozitif bakıyoruz. Sustum. Az sahile göz atın. Ben de içimdeki çocuğu öldürmeyeyim. Azıcık şuralarda koşturayım. Sonrasında homini good luck. Yemeğe başlayalım ve daha bol bol enerji bir şekilde güne devam edelim. Tamam, gidiyorum Recep. Sevgili seyirciler, siz şöyle bir buralara göz attınız. Burada gastronomi, sanat, kültür, sergi, konser, ne ararsanız var, haftanın 7 günü. Instagram adreslerinden ya da web sitelerinden hangi etkinliklerin olduğunu takip edip ona göre buraya gelebilirsiniz. Ama onun dışında haftanın 7 günü buraya ne için gelebilirsiniz? Güne güzel bir sabah kahvaltısı yapmak için gelebilirsiniz. Öğlen yemeğinizi yemek için gelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla güzel bir kahve sohbeti yapmak için gelebilirsiniz ya da akşam yemeği yemek için gelebilirsiniz. Burada birbirinden güzel restoranlar var. Bir kere onu söyleyebilirim size. Alışveriş yapılacak yerler var mı Yıldızcığım diye sorarsanız, burada daha çok gastronomi yani yemek üzerine düşünülmüş olan dükkanlar var açıkçası. Alışveriş yapabileceğiniz de yerler var tabii ki. Mesela hafta sonları geldiğiniz zaman organik ürünler satılan bir pazar kuruluyor hafta sonları. Ben şimdi bu kadar böyle bahsetmişken sabah kahvaltısı, öğle yemeği falan diye güne güzel bir sabah kahvaltısıyla başlayacağım Fişekhane'de. Siz yine şöyle buralara göz atarken ben de kahvaltı yapacağım yere gideyim. Şimdi kahvaltı yapacağımız yere geldik. Burada güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağız sevgili seyirciler. Şunu söylemek istiyorum. Sizi çok havalı bir yere getirdim sevgili seyirciler. Belli. Belli dedi kameraman arkadaşım Recep. Hemen söyleyeyim. Belli Hadid'le Cici Hadid'in babası Muhammed Hadid açmış. Şu an kahvaltı yapacağımız yeri. Ne özelliği var inanın bana bilmiyorum. Çünkü fişekhaneye ilk kez geliyorum. Bir içeriye girelim. Öğrenelim, neyin ne kadar olduğunu da bir tabii ki soralım ve sizlere hepsinin bilgisini verelim. Benim izleyicim hiçbir şeyden mahrum kalmasın. Hadi girelim. Merhaba, kolay gelsin. Wow. Ben böyle bir şey görmedim. Kolay gelsin. Oo, her şey burada yapılıyor zaten, görüyoruz nasıl yapıldığını. Her şeyi kendileri yapıyorlar. Burada bir kere birbirinden güzel tatlılar var. Bir dakika, bunlar hurma. Sevgili seyirciler, şu an kameraman arkadaşım Recep'in gösterdikleri hurma. Şimdi bu neli hurma? O pekan cevizli hurmamız. Tamam, bu ne cevizli? Pekan. Pekan cevizli. Bu? O kırelva, bizim dükkanımıza özel. Sürülebilir tahin helvası. Süper. Hemen evet. Yanındaki? Hemen yanındaki fındık krokan. Kilosu ne kadar onların? Kilosunu bilmiyorum ama tane olarak tane olarak ne kadar? Tane sanırım 36.
36. Sanırım 36 evet. mı? Sanırım 36 mı? Nasıl sanıyorsun? Ben burada çalışsam hepsini bilirdim. Neyse tamam biz susuyoruz. İsim? Şevval. Şevval. Evet. Tamam. Ben Şevval'le birazcık dertleşeyim. Neden fiyat bilgilerini bilmiyorsun diye azıcık böyle Şevval'e şöyle bir dürteyim. Sonra sizleri karşılayacağım. Siz de o arada şu mekanı bir göz atın. Sevgili seyirciler, çok ama çok keyifli bir yere oturdum. Bir kere onu söyleyebilirim size. Dünyanın ilk ve tek tahin butiğiymiş şu an oturduğum yer. Burada serpme kahvaltı gibi bir kahvaltı geliyor. Buraya özel bir kahvaltı. Kişi başı 325 lira. Ben ondan istedim siz görün diye. Mesela çay burada 33 liraymış. Kahveler 55 lira. İşte cappuccino, americano 70 lira. Ben susuyorum. Şöyle bir mekana göz atın. Kahvaltı gelsin. Sizleri karşılayalım. Mükemmel bir kahvaltı. Yalan yok yani. Şimdi hakkını da vermek lazım. Çok güzel bir sunum. Benim açıkçası gözüm bayağı doydu. Senin Recep? Doydu dedi. Yani ben gerçekten çok beğendim. Bu kahvaltı tek kişilik bu arada sevgili seyirciler. Tek kişi 325 lira. Bir kişi daha gelirse o da 325 lira veriyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela diyelim bunlar bitti. Bittikten sonra tekrar talep edebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemeden koyuyorlar. Ama ben sunuma bayıldım. Tablo bence. Bu arada ben siz görün diye iki çeşit sıcak ürünü masaya istedim. İstiyorsanız bu iki sıcak üründen bir tanesini talep ediyorsunuz ve bir tanesi geliyor sevgili seyirciler. Vallahi ben çok beğendim. Burada her şeyin içinde tahin var. Buranın en büyük özelliği o bir kere. Tek yani Türkiye'de, dünyada tek şubesi olan bir yer. Ve çayın yanında şöyle de bir şeker var. Bu şekeri böyle yemeyeceğiz herhalde. Böyle yiyenler de var. Böyle yiyenler de varmış. Nabat şekeri İran'dan böyle safranlı bir şekilde geliyormuş. Şekerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyor musunuz? Ay bu benim çok hoşuma gitti vallahi. Şekerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela biraz az karıştırırsanız az şekerli. Çok karıştırırsanız çok şekerli. Vallahi sunum önemli. Ben çok sevdim. Burası haftanın 7 günü açık bir yer sevgili seyirciler. Sabah 9'dan akşam 10'a 10.30'a kadar açık bir yer. Tatlılarıyla daha çok tercih edilen bir yer. Burada güne kahvaltıyla başlayıp dediğim gibi işte çayla, kahveyle, tatlılarla devam edebilirsiniz. Menemen de çok güzel duruyor. Yalnız son zamanlarda yediğim en güzel menemen. Şevval ellerine sağlık. Mesela bu ne? Yanık tereyağı. Yanık tereyağıymış. Şu ne? Yoğurtlu pancar. Yanık tereyağı çok güzel bu arada. Helvanın krem hali varmış burada. Bu ne? Bu da tahin pekmezimiz. Tahin pekmez. Aa ilk kez bu renkte tahin pekmez görüyorum. Yalnız buranın fıstık ezmesi aşırı lezzetli. Bu da ceviz reçeliymiş. Şunu da hemen tadına bakayım. Ceviz reçeli de çok güzel. Muhteşem bir kahvaltı. Kişi başı 325 lira. Şimdi ben kahvaltımı yapayım. Bu mekanda iyice gezeceğiz. Buranın en çok tercih edilen kahvaltısı bu kahvaltıymış. Onu söyleyebilirim. Ve buradaki tatlılarmış. Bir kahvaltımı yapayım. Zaten mekanın içinde yeteri kadar gezeceğiz. Sustum. Gaziantep'te bir tahin fabrikası varmış sevgili seyirciler.
Çok da güzel bence bir yer açmış açıkçası. Hemen şu yukarıdaki perde şeklinde o susama andırıyormuş sevgili seyirciler. Bak tahin çeşmesi. Şöyle çok güzel tatlılar var. Birbirinden güzel tatlılar var. Tatlıların fiyatları ne kadardan başlıyor? Ortalama 120 ile 155 lira arasıymış. Bu tatlıların hepsinin içinde tahin var. Siz şöyle son kez buralara bir göz atın. Bu arada illa bir şey almanıza da gerek yok. Bir şöyle bakarsınız, hayırlı işler der, gidersiniz tamam sustum. Mekana göz atın, sonra buluşalım. Buranın adı Fişek Fabrikası'ndan geliyor sevgili seyirciler. Eskiden burada fişek fabrikası varmış. 1840 yılından kalma bir yer burası. Onu söyleyebilirim. 150 yıl sonra tekrar restore edilerek en güzel şekilde bize sunulan gayet güzel bir yer. Siz şöyle bir buralara göz atın. Ben sizi buradan karşılayayım. Ben buraya aşık oldum. Yani masa düzenini falan çok severim. Böyle sunumları çok severim. Burası benim bayağı dikkatimi çekti. Bakar mısınız? Yani çok güzel şeyler var. Peçetelik olsun, bardak altlıkları olsun, servis olsun. Hani misafir ağırlamayı sevenler, çeşit çeşit yemek takımları olanlar ve böyle renk renk servislerle misafirlerini rengarenk bir masada ağırlamak isteyenler buraya gelebilirler. Şimdi bunlar benim içimi açtı. Gerçekten çok güzel ürünler var. Şöyle bakar mısınız? Limon desenli ürünler bu sene bayağı moda. Bakın burada masa örtüleri var. Şöyle bakın. Yine biraz önce gösterdiğim bardak altlığına uygun masa örtüsü var. Bence çok şık. Mesela bu masa örtüsü ne kadar? Runner'mış bunlar. Aa, açabilir miyim o zaman? Çok uzun değilse açabilirsiniz dedi. Hemen şöyle bir göstereyim runner'ları. Ay çok güzelmiş hanımefendi. Ne kadar bu? 300 lira. Ha 3000 liraymış. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu antika iğne oyasıymış. Yüksek adetlerdeki takımlarda yardımcı oluyorlarmış ve toplu alımlarda yardımcı olabiliyorlarmış. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık burası. Benim size daha göstermek istediğim ama tabii süremiz de kısıtlı olduğu için birçok ürün var. Yemin ederim içim açıldı burada. Bakar mısınız şu sunumlara falan? Şöyle. Hatta buraya da koymuşlar. Çok güzel bir şekilde. Tek tek de alabilirsiniz, kombinleyip de alabilirsiniz. İstediğiniz gibi alabilirsiniz. Her şey tek tek satılıyor burada. Ben susuyorum, ürünler konuşsun. Fişekhaneye gelirseniz bakmanız gereken bir yer diye düşünüyorum. İlla almak zorunda değilsiniz. Hanımefendiye hayırlı işler der, gidersiniz. Valla muhteşem masa tasarımlarının, masa örtülerinin, peçeteliklerin olduğu yerden çıktık ve mis gibi mum kokularının arasına geldik. Bakın mesela şöyle kocaman bir mum var. Oh yak yak bitmez. 2 sene falan dayanır herhalde bu. Tabii çok yakarsanız dayanmaz. Ne kadar bunların tanesi? Düzler 75 lira. Düzler 75 liraymış bunlar. Bunlar da 100 liraymış. Peki bu? 250 lira. Pazarlık payımız var mı? Tabii. Ya ne güzel. Pazarlık payımız varmış. Peki beyefendi şunu sormak istiyorum size. Mesela bizim evde mumumuz bitti. Mum kabını getirip size doldurabiliyorlarmış. Valla bu mumlar da çok güzel gerçi. Ben yakmaya kıyamam. Çok şık değil mi? Yemek masalarının hani ortasına böyle biraz önceki işte yemek masaları gibi böyle bir işte peçeteliğidir, servisidir, güzel bir sunum yapsan, böyle rengarenk mumları koysan, aa, bak çok güzel. Şunlar ne kadar? 75. Bunlar da 75, bunlar? Bu 200 lira. Bu 200 lira, bu niye 200 lira? Kokulu mum olduğu için 200 liraymış. Bak burada böyle
Dış mekan mumları da varmış sevgili seyirciler. En büyüğü 3000 liraymış. En küçüğü 1500 liraymış. Burayı gerçekten çok sevdim. Hepsi el yapımı. Onu söyleyebilirim size. Yolunuz düşerse, mum merakınız varsa buraya uğrayabilirsiniz. Onu söyleyebilirim size. İçeride alışveriş yapabileceğiniz yerler olduğu gibi dışarıya çıktığınızda da böyle alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Bizim kısmetimize halbuki öğle saatinde geçiyor. Yan tarafta birbirinden güzel aslında takılar var ama orası kapalı. İşte herkes kısmetine yönelecek. Burası açık, burası rengarenk. O zaman ne duruyoruz? Haydi içeriye girelim. Şöyle çantamı çıkarttım. Hoş geldin Recep. Nasılsın? Nasıl yardımcı olayım sana? Nelerim var? Nelerim var hemen anlatayım. Sabahlığım var, günlük elbisem var. Alt üst hem şortlu hem de uzun kollu pijama takımlarım var. Hem de böyle görmüş olduğun gibi küçük hanımlara ve küçük beylere hitap eden güzel pijamalarım, elbiselerim var. Sana ne lazım? Ne kadar? Ne kadar diyor Recep. Sana ne lazım dedim, cevap vermedi, hemen fiyatı sordu Recep bana. Şimdi fiyattan önce, burası gerçekten çok güzel bir yer, çok renkli bir yer. Ben illa yatarken organik kumaştan ürün giyeceğim. Dışarıda gezerken rengarenk gezeyim ama organik olsun üstümdeki diyorsanız buraya mutlaka gelin. Bak şöyle çok güzel turuncu renkte var. Şimdi bunun fiyatı 2479 lira. Organik kumaştan, siparişe göre ürün yapıyorlarmış, onun bilgisini vermek istiyorum sizlere. Sabahlıklar var, elbiseler var biraz önce de söylediğim gibi. Bu da 2479 liraymış. Burada mesela çok güzel bir elbise var, çocuk elbisesi. Bu ne kadar? 950 liraymış. Pazarlık payımız var mı? Pazarlık payımız varmış. Recep'in kolu girdi de hanımefendiyle gözüme. O yüzden şöyle eğilip baktım. Şöyle şortlu takımlar var. Göstereyim hemen. Bu 1889 lira. Buradan beğendiğiniz herhangi bir kumaşı hanımefendiyle birlikte oturup konuşup kendinize göre ya da çocuklarınıza göre yaptırabilirsiniz. Şu çocuk takımlarını özellikle gerçekten çok beğendim. Buradan çıkmadan önce sabahlıkları da göstermek istiyorum size. 2239 lira şöyle ve sizi son kez burayla baş başa bırakıyorum ve buradan çıkış yapıyorum. Burası ne diyeceksiniz? Burada birbirinden farklı markalar var. Birbirinden farklı tasarımcıların yaptığı ürünler var. Takılar var, işte kupalar var, çantalar var. Hemen şöyle vitrinde arka tarafında terlikler var, çantalar var, tepsi var. Her şey var. Birbirinden güzel mesela çay fincanları var, pasta tabakları var. Hepsinin fiyat bilgisini vereceğim. Onları vermeden önce burayla ilgili şunu da belirtmek istiyorum. Dışarıda da birkaç tane oturabileceğiniz masa, sandalye var. Yani buraya geldiğinizde hem alışverişinizi yapıyorsunuz hem de sevdiklerinizle oturup soluklanıp bir çay kahve içebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim sizlere. Fiyat bilgilerine gelecek olursak, ben şimdi bunları çok dikkatli almak zorundayım elime çünkü bunlar çok pahalı. 250 lira bir tanesi değil mi? Bir tanesi 250 lira. Bu ne kadar? Bu da 600 lira. Mesela sevdiğiniz birinin ofisine giderken ya da tek yaşıyorsa evine giderken zevki ise bu, böyle alıp hediye götürebilirsiniz. Yani şöyle açılıyor galiba burası. Bakın isminize göre şöyle yüzükler var. Ne kadar mesela bu yüzükler? 350 liraymış. Pazarlık payımız var mı ürünlerde?
maalesef yokmuş. Tasarımcıların ürünleri olduğu için tek fiyatmış ürünler. Terlikler ne kadar? 3650'ymiş. Şunu bir deneyelim. Yıldız 3650 liralık terlik giyip de fişekhaneyi turlamadı mı dedirttireyim. Ha Recep? Ya bir şey söyleyeceğim bu terliklerle ilgili. Kışın da terlik modası başladı. Çoraba giyiyorlar, terliği geçiriyorlar, çıkıyorlar. Normalde çoraba giyip, terliği giyip çıksak bir yere aa nasıl çıkmış derlerdi. Moda olunca şu an herkes giyiyor. Ve o marka terliklerin fiyatı da 5000-6000 lira. Giyer miydin, alır mıydın? Recep'e sorayım. Hep Recep mi bana soracak? Almam da giyer misin? Terlik yani modası var çorapla diye. Hayır giymem diyor. Ben zannediyorum bu sene giyeceğim. Bu mağaza haftanın 7 günü açık. Sabah 9.30'dan akşam 10'a 10.30'a kadar. Dediğim gibi ister alışverişinizi yaparsınız, ister bir şeyler içersiniz sevdiklerinizle. İlla bir şey almak zorunda değilsiniz. Girersiniz, gezersiniz, fikir edinirsiniz. Son kez göz atın, sonra karşılayın. Bilgi vermek gerekiyorsa 1840'lı yıllardan beri fişekhane burada. İsmini program içinde de söylemiştim. Fişek fabrikasından alıyor sevgili seyirciler. Yaklaşık 170 sene sonra ilk kez kullanıma açılıyor 1,5-2 sene önce. 1,5-2 sene önce fişekhanenin meşhur deniz konserleri düzenleniyor ki en son 23 Nisan'da uçurtma etkinliği yapılmış. Arkamda görmüş olduğunuz deniz tarafında. Burada da normalde deniz konserleri düzenleniyor. Fişekhane açılışını zaten bu meşhur deniz konserleriyle birlikte yaptı. Geldiğiniz zaman alışveriş yapabileceğiniz biraz önce gösterdiğim mağazalar var. Onun dışında hafta sonu organik pazar kuruluyor. Belirli zamanlarda ya da özel günlerde kermesler olabiliyor, tasarımcıların standları olabiliyor, sergiler olabiliyor yine belirli zamanlarda. Tiyatrolar var. Etkinlik takviminden bakmanız gerekiyor. Ya Instagram adreslerinden ya da internet sitelerinden. Zeytinburnu sahilde yer alıyor. Nasıl ulaşım sağlayabilirsiniz? İsterseniz belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz buraya. İsterseniz de Marmaray durağında, fişekhane durağında inip buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Kendi aracınızla gelirseniz eğer nasıl geleceksiniz? Otoparklar mevcut. İster sahil yolundan, ister D100 karayolundan çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz zaten. Son kez sizi fişekhane ile şöyle baş başa bırakalım. Fişekhaneden çıkmıyoruz daha. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bir kısa ara veriyoruz fişekhaneye. Buraya yakın 7 kule zindanları var. Bir 7 kule zindanlarına gidelim. Sonrasında tekrar fişekhaneden karşılayacağız. Fişekhaneden çıktık geldik, bir fişekhaneye ara verdik. Yedi Kule Hisarı'na sevgili seyirciler. İşte tarih burada. Burası Türkiye'nin en eski ve ilk açık hava müzelerinden birisi olarak geçiyor. İnternete baktığımız zaman burayı gezmeniz için
randevuyla gelmeniz gerekiyor. Herhangi bir ücret ödemeden geziyorsunuz. Pazartesi günleri hariç 9'dan 5'e kadar burayı gezebilirsiniz. Fatih Belediyesi'nden randevu oluşturuyorsunuz ya da yedikulehisarı.com adresine girerek randevunuzu alarak burayı geziyorsunuz. Şöyle bir buraya göz atın, rehberimiz bize buranın tarihini anlatsın sonrasında. Yanımızda rehberimiz Turan Bey var. Turan Oflaz beyefendi, merhabalar öncelikle. Merhaba, hoş geldin. Şimdi ben ilk önce şunu söylemek istiyorum, hoş bulduk. Buradan randevu aldığınızda mecburen rehberle geziyormuşsunuz. Ben bir başta eksik belirtmişim. Yani randevusuz burayı kendi başınıza gezemiyorsunuz. Turan Bey gibi rehberlerimiz var. Onlar eşlik edecekler size. Ve Turan Bey, buranın tarihimizdeki önemi. Şu anda restorasyon çalışmaları var. En güzel şekilde restore edilip dönüş sağlanacak. Tarihimizdeki önemini, burayı bize anlatır mısınız? Öncelikli olarak restorasyon yaklaşık bir 3 yıldır, 3,5 yıldır Fatih Belediye bünyesine devam ediyor. Mehmet Ergün Turan'la birlikte. İçeride çalışmalar olduğu için rezervasyonlu kayıtlar gerekiyor. Burada hem rezervasyonu hem gelen misafirleri bilinçlendirmek adına böyle bir sistem kuruldu. Günün içerisinde 5 seansları var. Pazartesi haricinde misafirler istedikleri gibi gezebiliyorlar. Kayıtlarla geldiği takdirde tarihi bir anlatımla beraber bir rehberli tur programı düzenleniyor. Akabinde yine kendileri dolaşma imkanları buluyor turdan sonrasında. Burası çok özel ve kıymetli bir yer. Çünkü İstanbul'da yaşamış iki kadim imparatorluğun ortak bir mirası. Burada Roma İmparatorluğu var. Aynı zamanda fetih sonrası inşa edilen bir hisar Osmanlı İmparatorluğu döneminde 3 tane kuleyle beraber toplam 7 kuleli hale getirildiği için buraya bu isim veriliyor. Hisar olarak yapılmasından sonra Osmanlı adına çok kıymetli envanterler burada tutuluyor. Devlet hazinesi, cephane gibi. Ama aynı dönemde burası yaklaşık 4 asır boyunca da hapishane olarak kullanılan o meşhur 7 kule zindanları olarak adlandırılan 2 tane kuleyi gezebiliyoruz. Bunların detayları var ki Osmanlı tarihi için en önemli sultanlardan biri Sultan Genç Osman'ın maalesef idamı buranın içerisine gerçekleştirildi. Onun öldürüldüğü kuleyi ve odaları ziyaret edebiliyoruz. Onun dışında diğer 3 kule Osmanlı ile beraber yapılanların tamamı açık. Roma dönemindeki Genç Osman Kulesi'ni dolaştıktan sonra da Altın Kapı'yı görüp programı noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben çok teşekkür ederim. Sizi son kez 7 Kule Hisarı ile baş başa bırakıyorum. Siz son kez buraya bakın. Ben sizi Fişekhane'den tekrar karşılayacağım. Teşekkürler tekrar. Rica ederim. Kule zindanlarına gittik. Hop tekrar geldik Fişekhane'ye. İkisi de birbirine çok yakın. Siz de benim gibi böyle bir gününüzü dolu dolu geçirebilirsiniz. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Hafta sonu özellikle Fişekhane fazlasıyla kalabalık oluyormuş. Benden söylemesi. Sizi Anadolu mutfağıyla bilinen mükemmel bir yere götürüyorum şu anda. Fişekhane'ye yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Susuyorum. Orada buluşalım. Şimdi Fişekhane'ye gelip de buraya gelmemek kesinlikle olmaz. Yabancı turistler bile bu güzel yeri boş bırakmazken biz niye gelmeyelim? Biz niye gelip de izleyicimize göstermeyelim? Burada da kahvaltı yapabilirsiniz bu arada. Ben hani aynı yer olmasın diye burayı yemek için tercih ettim. Geleneksel Anadolu mutfağı ve Osmanlı mutfağı var sevgili seyirciler burada. Çok ama çok meşhur bir yer. Her yöreden taze taze ürün de aynı zamanda alabileceğiniz bir yer. Mesela bakın burada Hamsiköy sütlacı bu şekilde sunum yapılıyor.
kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Normalde böyle minik minik gelir ya, bu aile boyu Hamsiköy sütlacı. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bu ekmeklerin özellikleri ne? Hepsi ekşi mayalıymış. Bakın ekşi mayalı birbirinden farklı ekmekleri hem burada deneyebiliyorsunuz hem de evinize giderken ya da sevdiklerinize giderken satın alabiliyorsunuz. Bu mekanda yabancı turistler bizim kültürümüzü daha yakından görsünler diye aynı zamanda bize özel ürünler satılıyor. Hemen bakın şu ileride ve burada görmüş olduğunuz gibi. Şöyle Recep mekanı bir gösterir misin? Şöyle. Fazla Recep de hareket edemiyor sevgili seyirciler. Işıklardan dolayı benim size hani göstermek istediğimle kamera ışığı bazen aynı olmayabiliyor. Ben susuyorum. Şu mekan bir konuşsun. Fiyat bilgileriyle masadan sizleri karşılıyorum. Burası çok eski bir yer. Buranın Bursa'da da şubesi var. Yabancı turistler İstanbul'a geldiklerinde özellikle gelip yemek yemeyi tercih ettikleri bir yer. Dediğim gibi yörelere göre ürünleri taze bir şekilde buradan satın alabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Burası haftanın 7 günü açık bir yer. Diyecektim demiyorum çünkü neden? Pazartesi günleri kapalıymış. Bu vallahi billahi çok büyük bir kayıp. Ben ilk kez burada yemek yiyeceğim. Tadına baktım mı derseniz Bursa'dakinde bakmıştım. Şimdi fiyatlara gelecek olursak. Şimdi bu fiyatları size söylüyorum ama şunu demek istiyorum. Burada ürünler, menü mevsimine göre hazırlanıyor. Mesela burada salata 110 lira. Kış cacığı varmış 120 liraya. Domates, peynir, simit varmış mesela 120 lira. Kahvaltı kişi başı 395 liraymış. Anadolu mutfağına derin bir yolculuk adında bir yemek var. Şef masayı donatsın lakabı. 655 lira. Muhtemelen her yöreden küçük küçük lezzetleri önümüze getiriyorlar ve bir kişi değil birkaç kişi yiyoruz. 655 liraymış. Ya ben susayım, siz şöyle bir mekana, yiyeceklere bence göz atın. Bugün yeteri kadar konuştum ve vallahi çok yoruldum ilk kez bugün çok konuşmaktan. Şöyle masa donatıldıktan sonra sizleri karşılayayım. Şef masayı donatsın dedim. Şöyle şef masayı donattı. Solumda Gürkan şef var. Sağımda salon şefimiz Selçuk Bey var. Ekşi mayalı ekmeklerimiz. Vişneli yaprak sarmamız. Sonra şöyle Mersin patatesimiz. Burada da istifirik cacığımız var. Muhammara mezemiz. Zahter salatası. Kuru dolmamız var. Burada da patlıcan öldürmemiz var. Gavurdağ salatası, nar ekşili, bol cevizli. O da kuzu tandırımız. Akşamdan taş fırında pişiriyoruz. Altında da iç pilavımız var baharatlı. Vallahi tablo gibi bir masa değil mi kameraman arkadaşlarım? Yani gerçekten tablo gibi. Evet bu ne bu? Bize has bir içeceğimiz, meyveli sodamız. Şöyle bir servis yaparken de göstereyim arzu ederseniz. Elma suyunda yeşil elma, portakal, taze naneyi fermantlı şekilde bekletiyoruz. Sade sodayla da servis yapıyoruz güzelce böyle karıştırdıktan sonra. Bu içeceğimiz de dönem dönem değişiyor. Şu an tam mevsimi Arapki reyhanı kullanıyoruz. Reyhan şerbetimiz. Soğuk bir şekilde de servis yapıyoruz onu. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Şef masayı donatsın dedik vallahi billahi o kadar güzel donattı ki. Bir de biz biraz fazla tokuz sabahtan. Porsiyonları biraz küçük istedik. Normalde şef masayı donatsın 655 lira. Birkaç kişi yiyebiliyor. Porsiyonları daha büyük geliyor. Onu söyleyebilirim. Evet, şef masayı altlı. Donatsın da bunlar var mı peki? Tabii içeceklerimiz de var. Bu ana yemek başlangıçlarla başlıyoruz. Ara sıcaklarda yine farklılık var. Ana yemeklerle devam ediyoruz. Dedim zaten başta zaten. Ve burada menü değişiyor. Finalde de tatlımız var. Menü değişiyor. Ne tatlısı tabii var. Ki. O da yine şef masasındaki biraz da misafirin isteğine göre de olabiliyor. Hamsiköy sütlacı servis yapıyoruz. Cennet çamuru servis yapıyoruz. Helvayı Hakane dediğimiz
badem helvamız var. Onları servis yapıyoruz. Şimdi evet. Gürkan Şef'in önerisi Mersin patatesi. Evet. Özelliği ne? Özelliği afyon patateslerini uzun süre buzlu suda bekletiyoruz. O fazla nişastasından kurtulup daha sonrasında zeytinyağında pişiriyoruz. En büyük farklılığı o. Zeytinyağında piştikten sonra da baharatlarıyla karıştırıp yoğurt ve limonla birlikte servis ediyoruz. Limonla tüketilmesi tercih ediliyor bu arada. Afiyet olsun. Vallahi çok güzelmiş. Bayıldım, vallahi çok güzelmiş. Ya bir de şeyden bahsetmek lazım. Bütün tabaklarımız Selçuklu motifleriyle süslenmiş. İznik çinisi kullanıyoruz. Bunlar İznik çinisi. Evet evet, aynen öyle. Çatalların, bıçakların özellikleri de bizim kültürümüzü gelen misafirlere daha iyi göstermek. Osmanlı motifleri, evet, evet. Yeni Anadolu motifleriyle süslü. Valla buradaki bütün yemekleri siz mi yapıyorsunuz? Ben ve ekibim yapıyoruz. 30 kişiyiz. Çok güzel yapıyorsunuz. Afiyet olsun. Çok ciddi söylüyorum size. Patatesten belli. Burada bir de fasulyeyi bir parantez açmak lazım. İspir'den getirdiğimiz özel fasulyeleri yaklaşık bir güne yaklaşan bir operasyonu var onun. Üzerinde de Kayseri pastırması var. Fasulye çok buraya özeldir. Tereyağı Ovid'den gelir. Çok tamamen özel bir tabaktır. Yani İstanbul'da pek muadili olduğunu düşünmüyorum. Onu da özellikle tatmak gerekiyor. Ben İstanbul'da neyin muadili olduğunu şu an düşünmüyorum, biliyor musunuz? Mersin patatesi. Benim şu an favorim Mersin patatesi. Gürkan Şef, sizin ve ekibinizin ellerine sağlık. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ben daha fazla uzatmadan oturuyorum ve yiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İznik çinisiyle görmüş olduğunuz gibi servis ediliyor bütün yemekler. Şimdi buraya geldiğiniz zaman bu menü 655 lira. Fakat şimdi geldiğinizde menü değişebilir. Tekrar belirtiyorum. Yıldız, sen yayında bunu gösterdin. Biz gittik, o yoktu falan demeyin. Mevsimine göre menü sürekli burada değişiyormuş sevgili seyirciler. Şimdi biraz az görünebilir ekran karşısında. 655 liraya bu kadar az mı konulur falan diyebilirsiniz. Biz birincisi israf olmasın diye, ikincisi siz görün diye zaten bunu istedik. Normalde porsiyonların daha büyük olduğunu söylemek istiyorum. Hangisinden başlasam bilemedim. Ben neyden başlayacağım biliyor musunuz? Vişneli sarma. Hayatımda böyle güzel bir sarma yemedim. Bak yemin ederim. Hayatımda böyle güzel bir sarma yemin ederim yemedim. Şunu tadına bakayım. Benim burada favorim Mersin patatesi, vişneli sarma, yani hepsi. Hemen şunların da tadına bakayım. Yaz ikisi de muazzam. Şimdi ben yemekleri yemeye devam edeceğim. Şöyle bir şey düşündüm ben. Hiç buradan çıkmayayım bence. Başka bir yere kahve sözümüz olsun. İlerleyen zamanlarda yine gelir gösteririz. Orada yine kahve içeriz. Ben şöyle biraz daha yedikten sonra tatlıyla sizi karşılayayım. Zannediyorum zaten bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geldik. Tatlılarla karşıladım siz sevgili izleyicilerimi. Buraya gelip de tatlı yemeden gitmek olmaz. Biz az ve öz istedik, siz görün diye. Cennet çamuru bol Antep fıstıklı. Şöyle Helvai Hakani, Edirne Saray mutfağındaymış, mutfağındanmış. Bir de büyük boy Hamsiköy sütlacı var sevgili seyirciler. O da hani 4-5 kişilik olduğu için ben söylemedim. Tahinli bal kabağı, bayılırım tahinli bal kabağı tatlısına, vallahi billahi. Tatlılar buraya geldiğiniz zaman bunlar küçük porsiyonlar. Daha büyük bir şekilde servis ediliyor. 115 lira ile 190 lira arasında tatlıların fiyatları. Büyük boy Hamsiköy sütlacı 190 lira. Onu da dediğim gibi 4-5 kişi yiyor. Hemen şöyle cennet çamurundan mı başlayalım? Evet bence. Bol Antep fıstıklı. Ben buradan eve koştura koştura gideceğim galiba. O kadar çok yedim ki bugün. Vallahi çok güzel.
Şimdi Elvai Hakani'nin tadına bakacağım. Edirne Saray Mutfağı'ndanmış bu da. Helvayı çok severim. Ay bu da çok güzel. Ve tahinli bal kabağı. Ben bugün çok keyifli bir gün geçirdim açıkçası. Fişekhanede, Yedi Kule zindanlarında yani dolu dolu bir gün geçirdiğimi düşünüyorum. Umarım sizler de ekran karşısında benimle gezmiş kadar, buraları görmüş kadar olmuşsunuzdur. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi. Hayatınız boyunca hep tatlı yiyin, tatlı konuşun. Hoşça kalın.